Erdoğan'ın ifadesini dinledik. Diyor ki üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlar. Böyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ona yanıt Erzurum'daki bu ifadelere yanıt Van'dan geldi. Fatih Erbakan da yeniden Refah Partisi'nin lideri de bugün Van'daydı. Biz kimseye kazandırmak zorunda değiliz diyor. 31 Mart içinde hedefi yükseltti. ...2002'de 1 milyon hane sosyal yardım alıyorken bugün 4,5 milyon hane sosyal yardıma muhtaç. 4,5 milyon hane. Neden? Türkiye'nin nüfusu 20 senede 4,5 katına mı çıktı? Hayır. Ama fakirlik arttı. Yoksulluk arttı. Açlık arttı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir gün sonra Van'da vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeminde işbirliği yapamadıkları AKP vardı ve AKP'nin izlediği ekonomi politikaları. Emekliler bayram gelecek diye korkuyor. Niye biliyor musun? Bayramda torunları gelip de elini öperse buna bir harçlığı nasıl vereceğim diye düşünüyor. Bu seneyi emekli senesi ilan ediyorlar. Ya sanki milyonlarca emekliyle dalga geçer gibi. Erbakan, yeniden Refah adaylarını AKP lehine geri çekecek mi iddialarına da değindi. Gelmiş, yeniden Refah adayını çekecekmiş de bize destek oluyor. Ne münasebet. Herkes çalışacak, herkes millete kendini anlatacak, hizmet yarışına gireceğiz. Kimse kimseye kazandırmak veya kaybettirmek mecburiyetinde değil. Hiçbir şekilde, hiçbir seçim bölgesinde adaylarımızı çekme diye bir durum söz konusu değil. 31 Mart kadar 2028 vurgusu da dikkat çekti Erbakan'ın. Seçimlerden sonra yine bu tempoyla inşallah birkaç ayın içerisinde üye sayımızı 1 milyona çıkaracağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah. Erbakan Mayıs seçimleriyle kıyaslama yaparak partisinin oy oranını da açıkladı. Geçen seçimde bizi %1 bile göstermezken, %0,5 gösterirken, %3'e yakın oy aldık, 5 milletvekili seçtirdik. Şimdi geçen seçimde bizi %0,5 gösterenler bu seçimin anketlerinde %6, %7 gösteriyor. %6, %7 gösterdiği zaman kaç alacağız? %20'nin üzerinde oy alacağız, %20'nin üzerinde. Bakalım tabii ne olacak? Yeniden Refah Partisi'nin oy oranları birçok kentte sonucu etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Anketlerdeki şu anda görünen rakamlar da öyle. Şimdi